İyi günler sayın seyirciler. Saatler 13'ü gösteriyor. Gün ortasıyla karşınızdayız. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yeni bir dönem, yeni bir vizyon yolunda Cumhurbaşkanlığında 2 yıl sloganıyla Cumhurbaşkanlığındaki 2 yılı Türk Ajansı Kıbrıs'a değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığında 2. yılını tamamlayan Cumhurbaşkanı Tatar, ana hedefinin Kıbrıs Türk halkının eşit, egemen, bağımsız ve özgür olarak kendi vatanında yaşaması ve devletin gelişmesi olduğunu kaydederek halkıma verdiğim sözleri yerine getirmenin huzuru içerisindeyim. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni bir dönem, yeni bir vizyon yolunda Cumhurbaşkanlığında 2 yıl sloganıyla Cumhurbaşkanlığındaki 2 yılı Türk Ajansı Kıbrıs muhabirine değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, ana hedefinin Kıbrıs Türk halkının egemen, bağımsız ve özgür olarak kendi vatanında, kendi devletinin çatısı altında yaşayacağı, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşmak olduğunu vurgu yaparak, Cumhurbaşkanlığında 2 yıl geride kalırken, halkıma verdiğim sözleri yerine getirmenin huzuru içerisinde dedi. Tatar, Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa egemen eşitlik temelinde ve Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statü haklarının kabul görmesiyle başlayacak resmi müzakere sürecine geçtikten sonra egemen eşitlik anlamında oluşacak yeni bir modelde Kıbrıs'ta iki ayrı devletin işbirliğiyle bir anlaşmanın olabileceğini ifade etti. Bu konuda halka verdiği sözü tutmakla birlikte bu süreçte çok önemli adımlar atıldığını ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu siyasete tam destek verdiğini vurguladı ve 1968 yılında başlayan müzakere süreçlerinde Rum tarafının her zaman sonuca ulaşmasını engelleyen taraf olduğunu kaydetti. Ayrıca federal çözüm arayışlarında da bütün aşamaların tüketildiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu amaçla yeni siyaset ve bu yeni anlayışa Türkiye'nin de desteğiyle hız verdiklerini vurguladı. İki devlet konusunda yakalanan ivmenin yıllardan sonra yakalanan bir ivme olduğuna dikkat çekti. Tatar, federal temelde bir anlaşmanın risklerinin belli olduğunu ancak o dönemki siyasetin bunu getirdiğini, iki devlet arzusu olsa da federal zeminde görüşmelerin yapıldığını ancak geçen süreçte bunun mümkün olamayacağının ortaya çıktığını kaydetti. Tatar, Rumlar Avrupa Birliği üyesi olduktan sonra Kıbrıs Türk halkının eşitliğini kabul etmelerinin zor olduğunu, bu sürecin sonucunun çok açık olduğunu, bu yüzden siyasetlerinin ray değiştirdiğini kaydetti ve benim Cumhurbaşkanlığımdaki en büyük iddiam buydu ve bunu başardığıma inanmaktayım. Tanınmayı destekleyen çok sayıda dost devlet kurum kuruluş vardır. Bu ne zaman gerçekleşecek? Zaman içerisinde göreceğiz. Ancak bu öyle bir ivme kazanmıştır ki artık geri dönüşü yoktur. Çünkü dünya ve dengeler artık değişmiştir dedi. Tatar, artık devletimiz, egemenliğimiz değer kazanmıştır, statü kazanmıştır. Doğu Akdeniz'de her alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemi artmıştır. Bu ortamda yeni siyasetimiz önemlidir, kutsaldır. Kim ne derse desin biz başarılıyız. Çünkü yıllar öncesinden bu öngörü ortaya kondu, dirayetli, dik durduk, her türlü hakarete, olumsuz bakış açılarına, kısır döngü siyasete rağmen ısrarla bu konular üzerine büyük bir tutarlılıkla bu siyaseti yürüttük ve haklılığımız ortaya çıkmıştır. Milli çıkarlarımız bunu gerektirmektedir ifadelerini kullandı. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 2 yıllık görev süresine ilişkin olarak BRT'ye yapmış olduğu açıklamayı bültenimizin hemen ardından izleyebilirsiniz. Ve bir diğer haberle devam ediyoruz. Türkiye önemli bir toplantıya daha ev sahipliği yaptı. 57 ülkeden bakanlar ve üst düzey temsilcilerin katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Konferansı İstanbul'da gerçekleştirildi. Konferansta İslam ülkelerinin medya ve iletişim alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlandı. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da konferansa katılarak konuşma gerçekleştirdi. İki gün süren ve 57 ülkeden bakanlar ve üst düzey temsilcilerin katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Konferansı İstanbul'da gerçekleştirildi. Bakanlar oturumunun açılışında Suudi Arabistan temsilcisi, İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Konferansı'nın dönem başkanlığını Türkiye'ye devretti. Konferansa Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da katıldı.
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Hakikat Ötesi Çağ'da Dezenformasyon ve İslamofobi ile Mücadele temalı toplantıda konuşma yaptı. Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konferansa katılan bakanlara verdiği yemeğe ve bakanların toplu fotoğraf çekimine de katıldı. Konferansla İslam ülkelerinin medya ve iletişim alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanırken, konferans boyunca İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin enformasyon kuruluşları temsilcilerince dezenformasyonla ve İslamofobiyle mücadele hakkında programlar geliştirilmesinin yolları arandı. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'na konferansta Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü Fehmi Gürdallı, BRT Müdürü Meryem Özkurt, Dışişleri Bakanlığı Basın Görevlisi Züleyha Karaman ve Dış Basın Birliği 2. Başkanı Fevzi Tanpınar eşlik etti. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Kıbrıs sorununun temelinde Kıbrıs durumlarının Kıbrıs'ta Türkleri eşit görmemesinin yattığını söyledi. Yabancı bir basın kuruluşuna demeç veren Dışişleri Bakanı, Rumların Kıbrıs'ı bir Helen adasına dönüştürmeye çalıştığını vurguladı. Kıbrıs'ta Türklerin Rumların iddia ettiği gibi adada bir azınlık olmadığını tüm dünyaya anlatmak için mücadele ettiklerini belirten Ertuğruloğlu, her türlü uluslararası platformda seslerini duyurmak için çalıştıklarını belirtti. There is no Cypriot nation. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs'ın bir Elen Adası olmasını engellemek ve Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığını sürdürmek için verdiği mücadelesini sürdüreceğini söyledi. Kıbrıslı Türklerin adada hakimiyet kurmak gibi bir hayali olmadığını kaydeden Dışişleri Bakanı, tek amaçlarının Kıbrıslı Rumlarla karşılıklı saygı çerçevesinde adada birlikte yan yana yaşamak olduğunu belirtti. Ertuğruloğlu, ancak Rumlar bizimle aynı vizyonu paylaşmıyor dedi. Washington'daki bir basın kuruluşuna demeç veren Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununun temelinde Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türkleri eşit görmemesinin yattığını söyledi. Kıbrıslı Türklerin 1963 yılında Rumlar tarafından devlet kurumlarından silah zoruyla atıldığını anlatan Ertuğruloğlu, o tarihten beridir iki halkın ayrı yaşadığını, Kıbrıslı Türklerin ise kendi devletlerinin güvenliği altında özgürce yaşadığını söyledi. Rumların sözde 1960 Cumhuriyetini tüm uluslararası anlaşmaları çiğneyerek gasp ettiğini belirten Dışişleri Bakanı bu durumun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin işine geldiğini kaydetti. Ertuğruloğlu, Kıbrıslı Rumlar haksız bir şekilde bizim ayrılıkçı etnik bir azınlık olduğumuzu iddia ediyor. İşte Kıbrıs sorununun özü budur. Bizlerse kendimizi dünyaya anlatmak için bir mücadele veriyoruz dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı ile ilgili bir soruya karşılıksız Ertuğruloğlu, Müslüman olan Kıbrıslı Türklerin bu örgüte üye olmak istemesinden daha doğal bir şey olamayacağını söyledi. Her tür uluslararası platformda seslerini duyurmanın önemine işaret etti. Bizler her türlü insanlık dışı ambargolara maruz kalmaktayız. Sporcularımız bile herhangi bir uluslararası spor etkinliğinde yarışamıyor. Çünkü Rumlar bizi her fırsatta, her platformda engelliyor diyen Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, bu nedenle kendilerini dünyayı anlatmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi. ABD'deki temaslarına da değinen Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın her yıl Eylül ayında New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ve daha sonra Washington'da temaslar gerçekleştirdiğini anlattı. Ertuğruloğlu, bizler ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, basın, farklı örgüt temsilcileriyle ve ünlü düşünce kuruluşlarıyla bir dizi temas gerçekleştiriyoruz. Bu her yıl yaptığımız bir etkinlik. Özellikle de Washington'da yaptığımız temaslarda ABD devlet yetkililerine ABD politikalarının yanlışlarını örneklerle anlatıyoruz. Bizler sürekli olarak Yunan-Rum ikilisinin nasıl şımartıldığı konusunda uyarılarda bulunuyoruz dedi. Kıbrıs Türk halkının adadaki tek amacının saygı çerçevesinde var olmak istediğini söyleyen Ertuğruloğlu, bizim kimsenin üzerinde tehdit veya hakimiyet kurmak gibi bir niyetimiz yok. Kıbrıs adası 300 yıl boyunca Osmanlı toprağıydı. Tam aksine biz adanın hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlara ait olduğunu ve bu iki halkın barış içerisinde birbirinin haklarına ve statüsüne saygı duyarak diğerinin üzerinde
ülkelerle hakimiyet kurmaya çalışmadan yan yana yaşamayı öğrenmesi gerektiğini düşünüyoruz dedi. Bunların Kıbrıs'ı bir Elen Adası'na dönüştürmeye çalıştığını söyleyen Dışişleri Bakanı Ertuğrul Doğdu, buna en büyük engel olan Türkleri ve Türkiye'yi bu nedenden dolayı sevmediğini söyledi. Avrupa Birliği'ne de değinen Ertuğrul Doğdu, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs durumları Yunanistan'ın siyasi şantajıyla üye yaptığını, bunu yaparken de Kopenhag kriterlerini ve kendi değerlerini ve prensiplerini çiğnediğini anlattı. Ertuğrul Doğdu, Kopenhag kriterlerine göre bölünmüş ve itilaf olan bir ülkeyi üye yapamazsınız. İşte bu nedenden dolayı Kıbrıs Türk halkı Avrupa Birliği'ni güvenilir bir örgüt olarak görmemektedir dedi. Dışişleri Bakanı Ertuğrul Doğdu, Kıbrıs Türk halkının anavatan Türkiye ile adada var olmak için yürüttükleri mücadeleye devam edeceklerini de vurguladı. Sayın seyirciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Öğrenci Dostu Ada Projesi kapsamında muhacirlet işlemleriyle ilgili bilinmesi gerekenler isimli bilgilendirme broşürü Ercan Havalimanı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinde eğitim almaya gelen öğrencilere dağıtıldı. Organizasyona Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katılarak ülkeye girişlerinde yürütülen muhacirlet işlemleri hakkında Ercan Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi tarafından hazırlanan muhacirlet işlemleriyle ilgili bilinmesi gerekenler isimli bilgilendirme broşürü Ercan Havalimanı'nda Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun katıldığı organizasyonda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinde eğitim almaya gelen öğrencilere dağıtıldı. Bakan Çavuşoğlu, yeni akademik yılın başlamasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerine kayıt yapma hakkı kazanarak yurt dışından ülkemize eğitim almaya gelen öğrencilerin ülkeye girişlerinde yürütülen muhacirlet işlemleri hakkında Ercan Havalimanı'nda incelemelerde de bulundu. Öğrenci Dostu Ada Projesi kapsamında muhacirlet işlemlerini tamamlayan öğrencilerle sohbet eden ve başarılı bir eğitim süreci geçirmelerini temenni eden Çavuşoğlu, Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi tarafından hazırlanan muhacirlet işlemleriyle ilgili bilinmesi gerekenler isimli bilgi broşürünü öğrencilere takdim etti. Yürütülen muhacirlet işlemlerini de yerinde takip eden Çavuşoğlu, öğrenci girişlerinde yaşanılan sıkıntılar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çavuşoğlu, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğrencilerin muhacirlet işlemlerini yerinde incelemek ve hazırlanan bilgilendirme broşürlerini öğrencilere vermek için Ercan Havalimanı'nı ziyaret ettiklerini söyledi. Ercan'da görev yapan muhacirlet polisiyle Ercan Havalimanı işletmecilerine sağladıkları ortam ve gerçekleştirdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, Öğrenci Dostu Ada Projesi kapsamında öğrencilerin karşılaştığı tüm sorunların giderilmesi adına çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, polisimizde ve üniversitelerimizde YOKAS kayıtlarımızda erişimlerini sağladık. Bu bağlamda ülkeye girişlerde polisimizde işbirliği içerisinde çalışarak aldığımız önlemlerle birlikte gelebilecek birçok sorunu engellediğimizi düşünüyorum dedi. Yaptıkları incelemelerde yaşanan aksaklıkları yerinde tespit ettiklerini ve sorunların çözümü için yeni bir düzenleme daha yapılması gerektiğini sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, yakın bir dönemde yeni bir çalışma yapacaklarını ve bakanlık olarak hem öğrencilere hem de polise yardımcı olacaklarını söyledi. Öğrencilerin ülkeye gelmeden önce yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirmelerin bakanlığın resmi web sayfasından daha önce paylaşıldığını belirten Çavuşoğlu, ülkeye geldikten sonra yapılacak olan işlemlerle ilgili hazırlanan bilgilendirme broşürlerinin öğrencilere dağıtılmaya başlandığını da ifade etti. Çavuşoğlu, Öğrenci Dostu Ada Projesi kapsamında bakanlık olarak görevlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyaya tanıtmak ve oluşabilecek istismarları önleyici tedbirler almak olduğunu da sözlerine ekledi. Öğrencilerin adaya giriş süreçlerinde polis, Ercan Havalimanı personeli ve bakanlığın koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirten Çavuşoğlu, süreç içerisinde emeği geçen tüm kurumlara ve çalışanlarına teşekkür etti. Çavuşoğlu ayrıca TNT Genel Müdür Yardımcısı Şevki Turanlı'dan Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilen çalışmalar ve yeni terminal hakkında bilgi de aldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, EMA Akdeniz Avrupa Sanat Derneği'nin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, EMA Akdeniz Avrupa Sanat Derneği'nin 20. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kıbrıs Amerikan Üniversitesi kampüsünde düzenlenen kutlama etkinliğine katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada sanata büyük bir hayranlık duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, derneğin 20. yılını kutlayarak emek veren bütün sanatçılara başarılar diledi. Sanatçılarımız bizlerin özdeşleri. Bu ülkede Kıbrıs Türk halkının kendi örf, adet, gelenek
ve bütün başarılarını, bütün bu sanatsal faaliyetlerin devamı için elbette çalışmak lazım, yaratmak lazım. Onun için ruhumuzun temiz olması lazım. Barışık olmamız lazım. Sanatçılar birdir, sanatçılar değerlidir. Sanatçılara Allah'ın verdiği o vergiyle, yetenekle bütün bunları yaratıyorlar. Bütün bunlar birilerinin eserleridir. Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde sanatçılarımızla, müzisyenlerimizle ve gerçekten bütün bu mücadelede kendi yetenekleriyle bizi var eden insanların ancak bize tarafından saygı duyulması gerekmektedir. Dolayısıyla başta Zehra Şonya Efendi'yi, hanımefendiyi tebrik ediyorum. Sayın seyirciler, Teşkilat Minallayalar Zamanı isimli filmin gala gecesi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de geceye katılarak birer konuşma yaptı. Mor Menekşe Kadınlar Birliği tarafından çekimleri yapılan Erşen Ummanel'in senaryosunu yazdığı, Eray Gündoğmuş'un yönettiği Teşkilat Minalayalar Zamanı isimli filmin gala gecesi gerçekleştirildi. Gazi Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen gala gecesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de birer konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, filmin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek başladı. Konuşmasında bu acıları yaşayanların, ülkenin geçmişinde bizimle birlikte mücadele edenler olduğu ve bugünlere gelindiğini dile getirdi. Bu gibi işler yürek ister, bu gibi işler sevgi ister, bu gibi işler fedakarlık ister ama hediyesi de işte bu kalabalıktır. Dolayısıyla katıldığınız için hepinize yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bu katılım, bu kalabalık İşte Kıbrıs Türk'ünün bu topraklarda acılarıdır, yaşadıklarıdır. Birlikte geleceğe umutla bakabilme özlemizdir. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de Kıbrıs Türk halkının çok acılı ve çaresiz günler gördüğünü ancak ulusal varlığından asla taviz vermediğini söyledi. Çok kayıp verildiğini, halkın mücahit ve mücahide olduğunu anımsatan Töre, direnmenin sonunda özgürlüğe kavuşulduğunu ifade etti. Yeniden doğmuş gibi olduk. 1974 20 Temmuz sabahı şafak sökerken Cenab-ı Allah bizi bir daha ana vatanımız Türkiye ile birlikte olmaktan ayırmasın, milletimizden ayırmasın. Cenab-ı Allah bizi bir daha devletsiz bırakmasın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelene kadar birçok şehit verildiğini ve göçler yaşandığını vurgulayan Töre, bugün gelinen noktada garanti ve ittifak anlaşmalarının asla ortadan kaldırılmaması gerektiğini ifade etti. Bu topraklar üzerinde milli devletin kurulduğuna değinen Töre, aziz şehitlerin önünde daima saygıyla eğildiklerini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade eden Töre, bugünlere kolay gelinmediğini, kimsenin Kıbrıs Türk halkına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hediye etmediğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Taşkent'te, Atlılar'da, Murat Ağa'da ve birçok yerde katledilen şehitlerin emaneti olduğunu kaydetti. Bir gün 1878'de Evet sayın seyirciler, gün ortası dış haberlerle devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü sonrasında İran'da başlayan protestolara dayanışma gösterisi düzenlendi. Washington'ın merkezindeki National Mall isimli alanda toplanan binlerce kişi İran'da 22 yaşındaki Amini'nin ölümünü protesto etti. Protestoda korkun, korkun, bizden korkun ve adını söyleyin Mahsa sloganları atıldı. Ayrıca protestocular ellerinde kadın hayatlarına özgürlük ve İranlı diplomatları sınır dışı edin yazılı pankartlar taşıdı. Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiali yolu açmıştı. Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler ülkenin birçok kentine yayılmıştı. Kolombiya'da binlerce kişi hükümetin çıkarmayı düşündüğü vergi reformu yasa tasarısını protesto etti sayın seyirciler.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın tarihi Bolivar Meydanı'nda olmak üzere çok sayıda kentte meydanlara inen binlerce kişi Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetine tepki gösterdi. Ellerinde pankartlarla toplanan sendika ve çeşitli sektörlerden meslek temsilcileri hükümetin çıkarmayı düşündüğü vergi reformunu kabul etmeyeceklerini duyurdu. Sendikalar, hükümetin vergi reformu konusunda geri adım atmaması durumunda 29 Ekim'de kitlesel ve barışçıl seferberlik ilan ettiklerini bildirdi. Gösteriler olaysız şekilde tamamlanırken güvenlik güçlerinin kilit noktalarda önlem aldığı görüldü. Kolombiya'da 28 Nisan 2021'de sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin ulusal grev çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler, başta sakin ve barışçıl geçmiş, sonrasında onlarca kente yayılarak şiddet olaylarına sahne olmuştu. Bunun üzerine eski Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, 2 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında halktan daha fazla vergi toplanması amacıyla hazırlanan vergi reformu yasa tasarısını geri çekme kararı aldıklarını açıklamıştı. Kolombiya Ombudsman Ofisi'nin gösterilerle ilgili 8 Haziran'da yayımladığı rapora göre eylemlerde ikisi polis 58 kişi hayatını kaybetmiş, 2000'den fazla kişi yaralanmıştı. Merkezi Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan insan hakları örgütü Temblores'ta 8 Haziran'daki açıklamasında protestolarda polisin 45 kişinin ölümüne doğrudan dahil olduğunu bildirmişti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Törek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Binicilik Federasyonu'nun geleneksel Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Kupası binicilik yarışlarını izledi. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Aner Atlı Spor Kulübü'nde yer alan etkinlikte yaptığı konuşmada Töre, her yıl yapılan müsabakaların bu yılda büyük bir katılımla gerçekleşmesinin kendisini son derece memnun ettiğini ifade etti. Etkinliğin 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle yapıldığını anımsatan Başkan Töre, Atatürk'ün "Cumhuriyet en büyük eserimizdir" sözünün bugünlerde daha bir anlam kazandığını söyledi. Kıbrıs Türk halkının her zaman Atatürk'ün izinde yürüdüğünü belirten Töre, binicilik sporunun ülkede daha çok yaygınlaşmasını ve bilinmesini arzu ettiğini dile getirdi. Vefa'nın başkenti Lefkoşa'da vatandaşlar bir kez daha büyük bir dayanışma örneği gösterdi sayın seyirciler. Bu yıl 10.sü düzenlenen Lefkoşa Maratonu'nda toplumun her kesiminden binlerce vatandaş ilkilerimiz için yürüdü. Lefkoşa Maratonu bu yıl iyikilerimiz için start aldı. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin düzenlediği 10. Lefkoşa Maratonu bugün koşuldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda sosyal dayanışma örneğine sahne olan maratonda vatandaşlar hem sağlıklı yaşam hem de iyikilerimiz için Lefkoşa sokaklarını doldurdu. Her yıl farklı bir sosyal sorumluluk projesi için organize edilen maraton bu yıl iyikilerimiz için sloganıyla düzenlendi. Maratondan elde edilen gelir yaşlılara yönelik oluşturulacak yeni bir yaşam merkezi için kullanılacak. Armani Exchange ana sponsorluğunda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen maratona 13 bin kişi katıldı. Çok güzel bir gün. Bütün Lefkoşa, bütün Kıbrıs bugün burada. Güzel bir amaç için maratonu koşuyoruz. Herkesi bir araya getirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün rekoru kırdık. 13 bine yakın kayıt var. Umarım sorunsuz bir şekilde günü bitiririz ve iyikilerimiz için bütün yürekler bu huzuru yaşar. Harekette bereket. Öyle söyleyeyim yani. Hareketle bereketin ne olduğunu görüyoruz burada. Yoğunlukta her yaş grubundan insanın gelip aktiviteye katılabilmesi, spor yapabilmesi, birlikte olabilmesi çok önemli. Bence belediyelerin en başlı görevlerinden biri bütün halkı, bölge halkını bir yerde buluşturabilmeyi başarabilmektir. Bu da onun çok güzel örneklerinden biri. Yani adını ne isterseniz koyun. Buradan her yaş grubundan insanı buluşturabiliyorsanız bence hedefe ulaşmışsınızdır. Güzel bir etkinlik. Tebrik ederim yapanları. Böyle sosyal bir etkinlikte bulunmaktan memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Sayın Lefkoşa Belediye Başkanı ve tüm ekibini kutluyorum. Çünkü bu uzun zamandan beri planlanan bir etkinlik. Sponsorları,
tüm katılanları kutluyorum, tebrik ediyorum. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekten sosyal hayat çok önemli bir boyuta geldi. Pandemi sonrasında her şey eski boyutuna geri dönmüş oluyor. Ve dolayısıyla böyle bir kalabalığın burada buluşması ve maratondan sonra şu anda burada bu halk sosyal bir yürüyüş yapmak için toplamış bulunmaktadır. Dolayısıyla memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Güzel bir etkinlik ve burada her türlü mesaj da verilebilir. Amerikan Büyükelçisi de gelecekmiş. O da görüyor ki Kıbrıs Türk halkı çağdaş yaşamı ile, sosyal etkinlikleriyle gerçekten medeni dünyanın bir parçası olarak hak ettiği ilgiyi, alakayı, yakınlığı görmesi gerekmektedir. Yani bu halka evet her zaman siyaset yapmak doğru değil ama bu halka izolasyon ve engelleme ve kısıtlama uygulamak ne kadar bana göre çağdaş olmayan bir yaklaşım. Dolayısıyla bu halk buradan da bütün dünyaya mesajını veriyor. Yani çağdaş bir halk sağlığıyla, çevresiyle, bütün sosyal aktiviteleriyle gerçekten yaşamın bir parçası ve dolayısıyla Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başkentinde böyle bir etkinlik düzenlemesi ve bu kadar kalabalığın katılması da beni çok mutlu etmiştir. Bir kez daha katkısı olanlara teşekkür eder. Buraya katılanlara da bir kez daha geldikleri için teşekkür ederim. Sağ olun. Oh, this is great. It's fantastic to see so many people out here on such a beautiful day for the marathon. Çok güzel bir duygu bu kadar kalabalığın içinde yer almak ve bu etkinliğin bir parçası olmak çok güzel, çok güzel bir duygu. Yani böyle bir etkinlikte bulunduğum için iyi hissederim. Yani etkinliğin amacı zaten yaşlılara para toplanması, yaşlıların giderlerini, harcamalarını tekrar karşılamak. Yani insanlara yardım ettiğimiz için tabii ki de iyi hissederim. Maratonda ilk olarak 10 ve 21 kilometre yarım maraton koşusuna start verildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 4 kilometre halk koşusu ise Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'nın verdiği startla başladı. Geçmişten geleceğe olacak başlıyor. Bir kaza haberiyle bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre Pamuklu Bafra ana yolunun 3. kilometreleri arasında Vesile Bulduk yönetimindeki LF-276 plakalı araçla Bafra istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu sağ meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sonundan çıkarak Bafra kabristanlığına ait duvara çarptıktan sonra 5 ayrı mezar taşına da çarparak hasar verdi. Dün 15.30 sıralarında meydana gelen kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazi Mausa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Evet sayın seyirciler 13 bültenini burada noktalıyoruz. İyi günler diliyoruz. Markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. Alçak basın sistemi nemli ve serin hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda hava parçalı az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve batı danorta kuvvetli esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 27, Girne'de 27, Alevkayası'nda 22, Güzelyurt'ta 29, Gazi Mausa'da 26, Lefke'de 25, Yeni Erenköy'de 25, İskele'de 27 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 15, Girne'de 19, Alevkayası'nda 13, Güzelyurt'ta 13, Gazi Mausa'da 16, Lefke'de 19, Yeni Erenköy'de 19, İskele'de ise 14 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 27, Girne'de 26, Alevkayası'nda 22, Güzelyurt'ta 27, Gazi Mausa'da 27, Lefke'de 25, Yeni Erenköy'de 26 ve İskele'de 28 derece dolaylarında olacak.
Bölgemiz denizlerinde hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ile 2 metre dolaylarında olacak. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.